Merhaba arkadaşlar, ben Enis Alkan. Bugün size YouTube Shorts'tan para kazanabileceğimizi ve bunu 4 farklı yöntemle yapabileceğimizi anlatacağım. Eğer ki siz de videoyu sonuna kadar izlerseniz muhtemelen siz de artık YouTube Shorts'tan nasıl para kazanabileceğinizi ve bunların yöntemlerini de öğrenmiş olacaksınız. Arkadaşlar, öncelikle şu ince ayrıntıyı bilmeniz gerekiyor ki siz düzenli, istikrarlı bir şekilde bir işi yapmazsanız maalesef o işi ne kadar iyi yaparsanız yapın bir seferliğine mahsus o işte başarılı olamazsınız. Onun için eğer ki siz de YouTube Shorts'a başlamak istiyorsanız bu işi istikrarlı bir şekilde yapmanız gerekiyor. İşte ben haftada bir mi video atabiliyorum? O haftada bir kesinlikle video atmanız gerekiyor ki bizim kanalımızda bugünlerde biz sadece haftada bir video atmadığımız için şu anda çok muazzam bir düşüş var. Onun için bir işi yapıyorsanız, özellikle bunu YouTube mecrasında yapıyorsanız istikrarı sağlamak zorundasınız. Peki biz YouTube Shorts'tan nasıl para kazanacağız? Hemen ona geçelim arkadaşlar. Dediğim gibi 4 farklı yöntem var. Bu 4 farklı yöntemi de uygulayarak aslında para kazanmanız mümkün olduğunu söyleyelim. İlk başta reklam gelirlerinden bahsedelim arkadaşlar. YouTube Shorts videolarınızdan reklam geliri elde etmek için YouTube'un ortağı olmalısınız. Yani öncesinde bazı kriterleri gerçekleştirmeniz gerekiyor. Eskiden 1000 aboneye 4000 saat olması gerekirken bu biraz daha aşağı indirildi. Yani herhalde şu anda 500 abone ve 3000 saat tamamladığınızda artık YouTube'un iş ortağı oluyorsunuz. Para kazanmanız aktif oluyor. Öncesinde bu para kazanmayı aktif etmeniz gerekiyor. Para kazanmayı aktif ettikten sonra artık YouTube Shorts'tan para kazanabiliyorsunuz. Peki parayı hangi kriterlere göre kazanıyorsunuz? Bazıları bana şunu soruyor. Abi ben beğeniden mi para kazanıyorum? Aboneden mi para kazanıyorum? Böyle sorular geliyor. Hemen onu da bir açıklayalım. Arkadaşlar, özellikle reklam gelirleri videonuzun izlenme sayısı, izlenme süresi, reklam türü ve reklam verenin ödediği ücrete göre değişir. Mesela sizin videonuz ne kadar fazla izlenirse o kadar daha fazla para kazanırsınız. Reklam sayısının da önemli olduğunu hatırlatalım. YouTube Shorts ile para kazanmanın bir diğer yolu da Shorts fonudur. YouTube 2022-2023 yılları arasında videoları yapan içerik üreticilerine toplam 100 milyon dolar dağıtacakmış. Ben 10 milyon dolar biliyordum. Dağıtacağını duyurmuştu. Shorts fonunda para kazanmak için ise şu kriterlere uymanız gerekiyor. Öncesinde şunu yapmanız gerekiyor arkadaşlar. 1000 aboneniz olması gerekiyor ve kanalınızın 3000 saati geçmiş olması gerekiyor. Ve bu kriterleri geçtikten sonra 90 günde Shorts videolarınızın en az 10 milyon kere izlenmiş olması gerekiyor. YouTube'un ticari ürün eki modülünü aktif etmek ve YouTube topluluk kurallarına uymak da bu sınırlılıkların arasında. Yani Shorts fonundan faydalanmak için öncesinde 10 milyon izlenmeye ulaşmanız gerekiyor. Daha sonra en az 1000 abonenizin olması gerekiyor ki YouTube'un dağıttığı 100 milyon dolarlık fondan faydalanabilirsiniz. Şimdi bu fonu neden dağıtıyor? YouTube neden böyle bir şey yapıyor? Biliyorsunuz YouTube'un bu çıkarttığı Shorts bölümü aslında TikTok'a rakip bir uygulama olarak çıktığı için YouTube sizin Shorts videolar üretmenizi istiyor. Bundan dolayı da bu şekilde bir para dağıtacağını söyleyelim. Dağıtmaya da devam ediyor. 2024'te de aynı şekilde uygulamalar geleceğine inanıyorum. Bir diğer para kazanma yöntemi ise arkadaşlar affiliate ne peki? Diyelim ki bir Shorts video çektiniz. O Shorts videonuzun altına işte sponsorluk alabilirsiniz. O sponsorlukları hemen videonuzun altına bir link olarak paylaşıyorsunuz. O linkten güzel paralar kazanabileceğinizi hatırlatalım arkadaşlar. Onun için ne kadar istikrarlı video çekerseniz, her hafta veya her gün bir tane video dahi çekseniz, hiç şuna şüphe etmeyin, muhtemelen sizin de kanalınız en üst seviyeye çıkacak ki bakın ne kadar meteliksiz, ne kadar yeteneksiz insanlar
şu anda short videolarından güzel paralar kazanıyor ve şu anda milyonlar izleniyor. Onlardan biri neden siz olmayasınız? Onun için sadece yapmanız gereken günlük istikrarlı video çekmek. Yani bir dakikanın altında videolar çekmek bence de o kadar zor değil. Eğer ki siz de bu videodan sonra başladıysanız ve güzel gelirler elde etmeye başladıysanız beni de etiketlerseniz hoşuma gider açıkçası. Şimdi bir diğer yönteme geçelim. Bir diğer yöntem ise bağış ve sponsorluk konusuna gelelim. Arkadaşlar bu YouTube'un kendisinde de var. Yani YouTube normal videolar çekenler için de bunu yapıyor. YouTube Shorts ile para kazanmanın bir diğer yolu da bağış ve sponsorluk almaktır. Bağış izleyicilerinizin size destek olmak için size para göndermesidir. Bağış almak için YouTube'un Super Chat, Super Sticker ve Super Thanks gibi özelliklerini kullanabilirsiniz. Bunun için de YouTube'un iş ortağı programına katılmanız gerekiyor. Bu iş ortağı programı bütün bölümlerde olduğunu söyleyelim. Yani siz önce para açmayı aktifleştirmeden para kazanamazsınız. Onun için öncesinde para aktifleştirmeyi yani 1000 aboneye ve özellikle 3000 saate ulaşmış olmanız gerekiyor. Tabii bunu söylediğim gibi nasıl ulaşacaksınız? Hiç yıkılmadan, yığılmadan o videoları her gün atarsanız emin olun ki siz de istediğiniz yere ve verdiğiniz emeğin karşılığını alacaksınızdır. Söylediğim gibi bu piyasada çok niteliksiz, yeteneksiz insanlar para kazanıyorsa siz de kazanabilirsiniz. Kendinize güvenin. Sponsorluk ise bir marka, bir firma ile anlaşıp videolarınızdan onların ürün veya hizmetini tanıtmanız karşılığında size para göndermesidir. Yani bir sponsorluk almanız sizin için çok çok iyi olacak. Ama sponsorluk almak için öncesinde gerekli izlenmeyi yakalanmanız gerekiyor. Diyelim ki işte adam 100 kere izleniyor, hemen sponsorluk almaya kalkışıyor. Arkadaşlar bunu ilk safhalarda beklemeyin. Yani 10.000'de, 20.000'de beklemeyin. Biraz kanalınızı büyütmeye çalışın. Zaten amacınız para kazanmaksa muhtemelen ilk günlerde bu işi bırakacaksınız. Çünkü para kazanamayacaksınız. Onun için arkadaşlar olabildiğince bu işi sevdiğiniz için yaparsanız muhtemelen siz de para kazanmaya başlayacaksınız. Hemen toparlayalım. Ne dedik? YouTube Shorts'tan para kazanmak mümkün ve bunu 4 farklı yöntemle yapabiliriz. Birincisi reklam gelirleri. Reklam gelirlerini kazanmak için 1000 aboneye ve 4000 saati doldurmamız gerekiyor. Ve reklam gelirlerinin videomuzun izlenme sayısı, izlenme süresi, reklam türü ve reklam verenin ödediği ücrete göre değiştiğini söyledik. İkincisi Shorts fonu, üçüncüsü affiliate. Dördüncüsü ise bağış ve sponsorluktan para kazanabileceğinizi anlattık. İşte arkadaşlar YouTube Shorts ile para kazanmanın 4 farklı yorum. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Eğer videomu beğendiyseniz videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı, hatta yorumlarınızı eksik etmeyi unutmazsanız benim için yeterlidir. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.